bir skorumuz varmış. Çok eğlenceli bir yer. Bilim festivaline katıldık. Zaten genellikle çok sevdiğimiz bir yer. Her yıl geliyoruz. Severek oyunlar oynatıyorlar. Çok eğlendim. Çok güzel bir gün. Çok sevdim. Çok eğlenceli oyunlar yapmışlar. Çocuklar için bence çok büyük bir gelecek. Bence burası güzel bir yer olduğunu şimdiden söylemek isterim. Buraya gelmeyi çok sevdim. Çok güzel yapmışlar bilim merkezini. Çok sevdiğim için buraya 10 kere değil 100 kere gelmek istiyorum. Herkese teşekkür ederim. Konya'yı çok güzel bir yere dönüştürmüşsünüz. Herkese teşekkürler. Legolara bayıldığım için burada Lego Berlin'in Paris'i olduğu için burayı bayıldım. Sesimiz vardı ve 16 Eylül adet Ankara'yla birlikte. Burada Ankara bizim için önemli aslında otostan oluşturmaktan sakınlarımız. Bu anlamda bizim için buradaki bir yeri ziyaretle kıymetli oldu ve ekosistemin genel yönetim olmamız hasebiyle de ARGE ve gençlerin istihdamı noktasındaki çalışmalarla verilmiş. Şehirden bir laboratuvarımız aslında bizim için en uzun soğuk laboratuvarlarımızdan bir tanesi. Belediyemizin kullanmış olduğumuz önemli rol alıyorlar. Bu noktada Bilgi İşlem Dairesi Başkanı ile birlikte yürüttüğümüz bu çalışmalar. İçinde ne yapmak gerekiyor? 7'den 77'ye aslında bir kültürel dönüşümü inşa etmek gerekiyor. Burada bir... Tabii ki en önemli şeylerden bir tanesi burada görmüş olduğunuz geleceği teknolojiler aslında otonom araçlar, akıllı şehirler, yapay zeka, uzay teknolojileri bunlar bizim geleceğimizde rol oynayacak olan teknolojiler aslında. Biz bugün bir ivme yakalamak istiyoruz. Bu ivmeyi bugünün teknolojisiyle yakalayamaz arkadaşlar. Bugün bir ay sonra, özür dilerim, bugün 10 yıl sonra, 20 yıl sonra nasıl bir teknoloji ortaya çıkacak, neler çıkacak bunu kestirip bizim onlara hazırlanıyor olmamız gerekiyor. Bugünkü bununla alakalı verebileceğimiz en iyi örnek aslında 15 yıl önce, 20 yıl önce Selçuk Bayraktar'ın yapmış olduğu İHA'larla ilgili yapmış olduğu çalışmalar diyebiliriz. Tabii ki Türkiye'nin jeopolitik konumu dolayısıyla yani kader coğrafyada diyoruz ya aslında ondan dolayı bizim bu milli teknoloji hamlesine olan ihtiyacımız bir zorunluluk, bir zaruriyet aslında. İhtiyaç olduğu kadar da bir zorunluluk aslında. O yüzden bunun için gerekli altyapı Türkiye'de fazlasıyla mevcut. Aslında Türkiye'nin teknolojik ekosistemine baktığınızda güzel bir ekosistem var. Bu sayılar, rakamlar daha da artacaktır muhakkak.